Merhaba herkese akşamlar enka günlük grafik. Enka şimdi geçen hafta şuradaydı 8'inde. Bir videosunu yapmıştım. Yani bütün parametreler zaten aşağı yönlü şubumda evet. Bir hareket göstermeye devam ediyordu. Dolayısıyla Enka da aşağı yönlü hareketini piyasayı kırmayarak devam etti. Şimdi gelinen noktada Ağustos'tan bu yana gelen bir trend var. Bu 50 günde alınabilirdi veya doğrudan trend de alınabilirdi. Bu trendin aşağı yönünü kırıldığını demeyeceğim. Şimdi bir mumla kırılım olmaz yani. Ağustos'tan beri bir trend takip ediyorsanız bir mum nedir ki yani onu bir iki mum üç mum gerekirse görmeniz lazım. İyice ayrılması lazım ki tamamdır bu trend kırıldı diyeyim. Bu yükseliş trendi onun için kırıldı demiyorum. Zaten bugün üstüne nasıl düşen trendlerde geri çekilme ihtimalleri varsa e, hep söylüyorum bunu yükselen trendlerde de tek mumluk kapanışlarda aynı ihtimal vardır. Bugün piyasa yine 50 gün üstüne taşıdı. 7.75'e o da olumlu. Enkaya. Yine bir desteğin şu an için tabi bugün itibariyle çalıştığını görüyoruz burada ama kısa vadede tabi kırılması gereken şu kırmızı ee, o da hani hafta sonu için söyleyeyim daha sağlıklı olur. Hani haftalık kapanışta 7.95'in 8'in Hatta üstünde kapanışlar aramak lazım Eğer üstünde kapatıyorsa şu trende artık düşüş trendinde kırmıştır ee, ve ana trendine de sadıktır anlamı çıkar tabi uçar anlamı çıkmaz onu söyleyeyim yani 8 buçuk bir karar o 10 lira olur falan öyle bir şey söylemek mümkün değil ee, ya da En azından bu hafta içinde 780 üstüne kapanışlar olursa şu şeyi de deneyebilir ee, tekrar bir kafa atabilir düşen trende ama söylüyorum ben şunu kırması önemli ee, tabi aşağıdan kopmadığı sürece yani ana trendinden kopmadığı sürece 24 Şubat 23 24 Şubat zamansallığı var ee, bir kere böyle dedim zamansallık dedim birisi dedi ki ben 20 yıldır borsadayım zamansallık diye bir şey hiç duymadım dedi yani zamansallık demek bir zaman kısıtı anlamına gelir dolayısıyla trendlerin bir zaman kısıtı vardır yani o zamana da bağlıdır onlar hem fiyat hem zaman e, trendi çekiyorsunuz şimdi çok basit bir şey söyleyeceğim şöyle uzatalım bu trendi sağa doğru arkadaş biz bu trendi çekiyorsak 12 Mayıs'ta 858'in üstünde olmak zorundayız e, o zaman aksi takdirde trend kırılmıştır yani <laughs> o zaman sallık biz oraya götürür e, bu trend var olacaksa da fiyat orada olmak zorundadır hiç bu kadar basit e, Bunun dışında Bu aralar hacmi çok canlı ama maalesef satış yönünde. o biraz işte soru işareti insanı tedirgin ediyor e, Bu kadar satıcı niye toplandı ki diyorsunuz e, niye devamlı bir baskı var e, Dolayısıyla Şu anda bozulduğu yer yani bu 8 Küsürden beri 9 kaştan gün içi için söylediğim zaman 9.80'den bu yana Satış baskısı yiyor Demek ki e, yani getirdiği trend de şurada bir satıcı biriktirmiş. E, ben en basit tabirle öyle söyleyebilirim. Bu satıcılar hala çok hevesli olduğunu görüyoruz. Hani biraz daha sönümlenseydi şu e, hacim barları çok daha iyi olurdu. Onu da söyleyeyim. Bugün içinde e, aslında tam tersi iyi yönde yani ortalamanın üstünde bir hacim ve bir mum var. Ama mum e, işte yani çok neşeli olmamış. Yukarıda çok fitil bırakmış. Yani tercih edilmez ama çok kötü de bir anlam çıkarmaya gerek yok. Keşke şu yani 780'in 84'te işte 780'lerde şöyle biraz daha dolu bir birkaç kademe en azından dolu bir mum yapsaydı çok daha iyi olurdu. Yani en ufak bir e, hareket satış yemiş. RSI kendi ortalamasının altında. Beklediği zaten tetik o da aşağıda. O da e, histogramı hala kırmızı ama biraz silikleşmiş ee, yani RSI takip edecekler. 50 RSI'yi burada görürse işler biraz daha doğru gidiyor en azından diyebiliriz. Bunun dışında Enka için söylenecek bir şey yok. Yani genel grafikten de kastım şu. Yani Mart'tan beri aldığınız zaman yükselen bir grafik işte hala iyi kötü ağır aksak çalışmaya devam ediyor. Onun için diyorum yani e, tabii strateji kurulacaksa bütün ortalamanın altında çünkü trend trend altında da 7.48 var. Daha önce alın fırsatı görüldü. E oranında altına gidiyorsa artık 200 günde kavuşması ihtimal dahilindedir. E 200 gün 6.80'de. Yani zaten bir destek ararsanız daha aşağıda. Hadi ara destekler ararsınız. 7 lira 7 lira 30 kuruş. Eee 6.96, 6.90'lar civarında. Dediğim gibi en son destek alanı olur. Herkese iyi haftalar dilerim.